Ne kadar zor bir dilimiz var ya. Ama müthiş bir dilimiz var gerçekten. Media ne anlama gelir arkadaş? Ya arkadaşlar. Yo me despierto. İkisi de olur. Hola amigos. Buenos dias. Bir diğer İspanyolca dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte önce saatlere bakacağız. Saatleri nasıl söylediğimize bakacağız. Ardından da günlük rutinlerimizi İspanyolca'da nasıl söyleyeceğimizi öğreneceğiz. Arkadaşlar, las horas en español, İspanyolca'da saatler. Şimdi, öncelikle birine saati nasıl soracağız? Öncelikle onu söyleyelim. ¿Qué hora es? Arkadaşlar, burada what time is it? İngilizce'deki what time is it'in neredeyse aynısı. What time is it? Sadece burada es, ea demedik mesela. Evet, ikinci sorumuz ise ¿Tiene hora? ¿Tiene hora? Saatiniz var mı? Burada yani arkadaşına soruyorsan tienes hora diyebilirsin. Çekimden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz tener fiili sahip olmak anlamına geliyor. Tengo, tienes, tiene şeklinde. Tiene usted'e sormuş. Yani saatiniz var mı anlamında. Öncelikle arkadaşlar saat söylerken biz ser fiilini kullanıyoruz. Niye? Ser fiili daha çok olgularda kullanılır demiştik. Yani şu an saate baktım 12. Sen bak sen de 12. Kim bakarsa baksın saat 12. O yüzden bu bir olgudur ve ser fiiliyle kullanılır. Yani estar demedik de işte esta la una demedik de es la una dedik. Bu yüzden öyle dedik. Yani bunu daha iyi anlamak için ser ve estar fiillerini gözden geçirebilirsiniz. Şimdi 1 derken arkadaşlar saat 1 derken es la una. Saat 1. Burada bakın sadece tekil kullanıyorum. Diğer tüm saatlerde çoğul kullanacağım. Niye? Diğerlerin hepsi çoğul çatısı altında toplandığı için. Yani dos, tres, cuatro hepsi birden fazla olduğu için. Çoğul olduğu için arkadaşlar las olarak kullanacağım. Es la una, son las, son las, son las. Saat söylerken hep böyle diyeceğiz arkadaşlar. Son las, son las, son las. Şimdi niye burada son dedim? Eos, eas, ustedes, son. Çoğullardaki o son. R gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden son koydum. Son las cuatro y diez. Şimdi son las cuatro dersem saat 4. Okey ama mesela 10 geçiyor derken şu şekilde söylüyoruz. Son las cuatro y diez. Aslında şu şekilde i ve anlamına geliyor İspanyolca'da. Cuatro, dört ve on. Yani dördü on geçiyor. Geçelim. Cuarto arkadaşlar çeyrek anlamına geliyor. Cuarto, çeyrek aklımızda bulunsun. Cuatro y cuarto. Bazen bakın bunlar değişip yani şuraya R koyduğunuzda çeyrek anlamına geliyor. O yüzden bu kelimeler karışabilir diye özellikle cuatro'yu kullandım burada. Cuatro y cuarto. 4 ve çeyrek. Yani 4'ü çeyrek geçiyor anlamında. Cuatro y media. Media ne anlama gelir arkadaş? Ya arkadaşlar. Buçuk anlamına geliyor. Buçuk. Evet. Y media. Cuatro y media. Saat 4 ve buçuk. Yani 4.5 anlamında. Geçelim. Peki kala nasıl diyeceğiz arkadaşlar? Son las diez menos cinco. Menos eksi anlamına geliyor arkadaşlar. Eksi gibi düşünebilirsiniz. Burada on eksi cinco. Beş. Yani ona beş var gibi düşünebilirsiniz. Veya diez menos cuarto. Ona çeyrek var gibi düşünebilirsiniz. Başka hangi şekilde saat sorabiliriz? Şu şekilde de söyleyebiliriz. Sorabiliriz arkadaşlar. Puedes, poder fiilini hatırlayın. Çekim işte, yo puedo, tú puedes. Puedes decir, söyleyebilir misin? Veya söyleyebilir misiniz diyeceksem, puede decir, usted'den. Puede decir, la hora, por favor. Lütfen saati söyleyebilir misiniz? Ha burada me puede desek daha güzel olur. Bana söyleyebilir misin? Ama oradaki bana ifadesini tam şu an oturtamayacağınız için onu kullanmak istedim. Puedes decir la hora, por favor. Saati söyleyebilir misiniz lütfen? Ama que hora es, tiene hora da diyerek de söyleyebilirsiniz. Saatler gördüğünüz gibi gayet basit arkadaşlar. Şimdi geçelim. Buraya bazı fiiller yazdım. Günlük hayatta çok fazla kullandığımız fiiller. Şimdi İspanyolca'da özellikle diğer videolarımda da bahsetmişimdir. Mesela birkaç hafta günlük tutun arkadaşlar. Günlük tuttuğunuzda bir müddet sonra fark edeceksiniz ki bazen hani tabii kelimelere bakacaksınız sürekli. O kelimeleri ikinci gün, üçüncü gün hatırlamaya başlayacaksınız. Çünkü az çok aynı şeyleri yapıyorsunuz. Çoğumuz günlük işte kalkıyoruz, yemek yiyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Yani hepimizin aslında günleri birbirine benziyor. Tabii bazı insanlar çok farklı günler yaşıyor ama bizim Türk gençlerinin genellikle günleri aynı.
Şimdi buradan ne demek istiyorum? Buradan şunu demek istiyorum. Akşam yatmadan önce bir 15-20 cümlelik bir gününüzü anlatırsanız, belirli bir müddet sonra siz İspanyolca'da rahatlıkla bir gününüzden, rahatlıkla akıcı bir şekilde bahsedebilirsiniz. Ve günlük diyaloglarımızın büyük bir kısmını da bu günlük ifadeler kaplıyor arkadaşlar. Şimdi geçelim. Öncelikle burada bir soru ifadesiyle başlamak istiyorum. A qué hora? A qué hora? A qué hora? Arkadaşlar, a qué hora saat kaçta anlamına geliyor. Şu şekilde cümleler kuracağım. A qué hora empieza la clase? Ders saat kaçta başlıyor? A qué hora? Şimdi bunları da kullanarak buradan bazılarını cümle soru cümleleri de yapacağız. Saat kaçta şunu yapıyorsun? Saat kaçta bunu yapıyorsun? Saat şu saatte bunu yapıyorum, şu saatte bunu yapıyorum şeklinde cümleler kuracağız. Bu arada hemen şunu hatırlatayım size. Sonunda S olan fiillerimiz anlattığım bir videom vardı arkadaşlar. Bunlar neydi? Bunlar refleksif fiillerdi ve refleksif fiiller kendim yapıyordum o fiili. Başka bir nesneye yaptığım iş geçmiyordu. Yaptığım fiil, eylem kendimde kalıyordu. Mesela I do it myself gibi. Hani myself, yourself gibi düşünebilirsiniz İngilizce'deki. Şimdi mesela despertarse kalktım ya, kendim kalktım. Hani bir şeyi kaldırmadım. Bu S'yi de cümle yaparken başa atıyorduk. Me. Me despierto. Zaten bu da düzensiz despierto. Me despierto. Ben kalkarım. Hocam yo despierto olur mu? Hayır. Me despierto. Yo me despierto olur mu? Olur. Yani ama me başında olması gerekiyor. Me despierto, yo me despierto. İkisi de olur. Şimdi a qué hora te, S'yi T olarak alıyoruz. Sana soruyorum. A qué hora te despiertas? Saat kaçta kalkarsın? Me despierto a las 10. Saat 10'da kalkarım. Me despierto a las 10. Asla sabah insanı olamadım gerçekten. Böyle hep hayal kurarım böyle erken yatıp erken kalkmayı falan. Tabii iş varsa mecbur yapıyoruz ama normal zamanda asla erken kalkma ve erken yatma. Çünkü gece enerji ve gerçekten zihnimin en iyi çalıştığı vakit. Tek kıramadığım alışkanlıklarımdan diyebilirim. Gece yatmak. Evet, despertarse kalkmak. Evet, geçtik. Después de levantarme, kalktıktan sonra, después de, hatırlıyorsunuz bir tane videomda size bunları anlatmıştım. Después de, sonra, kalktıktan sonra, hago mi cama, yatağımı yaparım. Mesela, a las diez y media, saat 10.30'da yatağımı yaparım. Ondan sonra, yine söylüyoruz. A qué hora te lavas tus dientes? Dişlerini ne zaman fırçalarsın? Sonra ne diyorum? Yo me lavo veya me lavo da diyebilirim. Me lavo mis dientes a las 11. Saat 11'de dişlerimi fırçalarım. Sonra afeitarse me afeito. Ne zaman tıraş olursun? A qué hora te afeitas? Ne zaman tıraş olursun? Me afeito luego me visto. Giyinirim, tıraş olurum, giyinirim. Y desayuno, desayuno con mi familia. Ailemle kahvaltı yaparım. A las 11 y cuarto. Mesela 11'i çeyrek geçe. Geçelim. Y me arreglo para ir al trabajo. İşe gitmek için hazırlanırım. Arreglar, hazırlanmak. Y luego, luego, sonra salgo de casa. Salgo de casa, voy al trabajo. İşe giderim. Y fili, voy al trabajo. Almuerzo con mis compañeros de trabajos a las 2. Todos los días. Todos los días. Veya cümleyi şöyle başlayabilirsiniz. Todos los días almuerzo con mis compañeros de trabajos. İş arkadaşlarımla saat 2'de öğle yemeği yeriz. Sonra regresar, dönmek demek arkadaşlar. Volver fiilini, bu el boyu da kullanabiliriz. Volver fiilini. Yo regreso a mi casa a las 6 y media. Saat 6.30'da işte eve dönerim. Llego a mi casa. Llego a mi casa. Eve varırım a las 7. Saat 7'de eve varırım. Y cocino la cena. Akşam yemeğini pişiririm. Cocinar fiili de pişirmek demek arkadaşlar. Şuraya yazalım. Cocinar. Cocinar. Y entonces, sonrasında, entonces arkadaşlar sonra demekti. Cenamos con mi familia. Ailemle birlikte akşam yemeği yeriz. Cenamos. Luego estudio un poco español.
Un poco español a las 11, a las 10 y media. Saat 10.30'da İspanyolca çalışırım. Todos los días, her gün. Veya işte todas las semanas, her hafta. Todos los meses, her ay. Veya işte cada día, her gün. Bu şekilde de kullanabilirdik, değil mi? Bunları da bilirim arkadaşlar. Me acuesto a las 11 de la noche. İşte gecenin 11'inde yatağa giderim. Acostarse. Y yo duermo. Bunu me duermo şeklinde de kullanabiliriz. Me duermo a las 12. Saat 12'de uyurum. Şimdi arkadaşlar bu saatleri söylerken bunlara şöyle bir şey ekleyebiliriz. Ondan da bahsedeyim. Mesela son las cuatro ama şu şekilde söylerim. Son las ocho de la mañana. Ne demek? Sabahın 8'i. De la mañana. Sonra de la tarde. Mesela dos son las dos de la tarde. Öğlenin 2'sinde veya de la noche. Gecenin 1'inde. Uno de la noche. Gecenin 1'inde. Bunları da bu şekilde ekleyebiliriz. Saatlerden sonra sabah, öğlen, akşam bunları ifade etmek istediğimizde. Evet arkadaşlar, bu derste de saatlerle ve günlük rutinlerimizle bahsettik. Lütfen bu videodan sonra siz de günlük neler yaptığınızı yazın. Bir gününüzün nasıl geçtiğini yazın. Bunlar İspanyolcayı geliştirmede çok büyük etkisi olacaktır. Adios!